Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşmesi bir tartışma açıyor ve bir yanlış anlaşılma da var orada. Sayın Kılıçdaroğlu da kimle helalleşeceğini biraz daha net bir şekilde ifade etmeli diye düşünüyorum. Bence de. Şimdi değerli izleyiciler, bir defa bu kitap meselesine gelelim. Biraz evvel sevgili Yanardağ ona değindi. Biz ona yarı şaka, yarı ciddi, yarı iltifat, yarı takılmayla hemen hemen siyasal hangi konu gündemde tartışılıyorsa... Bu konuda ayrıntılı birkaç şey daha söyleyeceğim hocam. Buyurun, uzatmamak Merdan, için. Merdan Yanardağ'ın kitabı vardır diye tartışırız. Takılırız. O da işte onu söyledi, o kolay değildir, okumadan yazılmaz diye. Ben size söyleyeyim, benim 50'ye yakın kitabım var. Türkiye'nin toplumsal yapısı üzerine, siyaseti üzerine filan. Bu yani bir övünme değil, bir üzüntü ifadesi söyleyeyim. Bir sayfa kitap yazabilmek için en az 1000 sayfa kitap okumanız gerekir. Eskiden benim yetiştiğim dönemde böyle bilgisayar falan yok. Bilgisayara not alıp sonra copy paste, kopyala yapıştır filan yapamıyorsun. Vallahi giderdim Hacettepe'nin kütüphanesinden veya Milli Kütüphanesi'nden. Tanıyorlardı beni öğretim üyesi olarak ve orada hocalık yapıyorum diye. 20-30 tane kitabı alırdım, böyle yüklenirdim. Eve gelirdim, masanın üstüne yığardım. Hanım da çok kızardı, ya misafir gelecek bu akşam, bunu kaldır buradan diye, sosyal hayatımızda var. Onlarla o kitabın yani 8-10 sayfasını ancak yazardım. Yani o kadar zor bir iştir ki o yazmak. Yani benim gerek toplumsal değişme kuramları, gerek Türkiye 21. yüzyılda Türkiye filan, hepsinde yani bir sayfaya 1000 sayfa okumak da değil. Bir sayfaya belki yani birkaç yüz kitap okumak, 1000 sayfa, 2000-3000 sayfa okumak gerekiyor. Yani dolayısıyla bir defa bu okumakla ilgili bir şey. Bana diyorlar ki nasıl iyi yazar olurum? 3 tane koşulu var iyi yazar olmanın. Okuyacaksınız. Türkçe, nasıl iyi Türkçe kullanırım? 3 tane koşulu var. Okuyacaksın. Ve dinleyeceksin. Ama o böyle yeni yetmelerin, yeni yetişme, neyse girmeyelim, telaffuz hatalarıyla dolu programların değil. Neyse. Şimdi bir defa o kitap meselesi böyle. Şimdi gelelim bu helallik meselesine. Bir defa ben şeyin Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğini görüyorum. Ve hak da veriyorum. Olay şu. Benim hiç mukaddesim yok. Ben bilimde ve ekranda her şeyi tartışırım. En sevdiğim arkadaşım bile. Merdan'ın da bir hatasını görsem veya Merdan hakkında bir şey tartışıyorsam iyisiyle, kötüsüyle, hatayla, sevabıyla tartışırım. Hiç. Kılıçdaroğlu'na benim yakın olduğum, onu desteklediğim, onun bu sevgi kucaklaması, bu Kürt ve Kürt etnikçiliği ve Alevi mezhepçiliğine ve tuzaklarına düşmemesini övdüğümü herkes biliyor. Bu açık. Ben Kılıçdaroğlu genel başkanı olalı beri hep saldırıyorlar. Kürtlük üzerinden, etnikçilikle, mezhepçilik üzerinden, Alevilikle sürekli saldırıyorlar. Hiç o tuzaklara düşmedi. Fevkalade doğru davrandı. Ve o işte İstanbul'u ve Ankara'yı da öyle aldı. Yani biz dışlayıcı, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı değil, herkesi kucaklayıcı, hizmet yapıcı ve sevgi dolu bir yaklaşımla giriyoruz seçimlere dedi ve çatır çatır Ankara'yı da İstanbul'u da o ayrıştırıcı, dışlayıcı ve hortumlayıcı, parsel parsel satıcı politikanın elinden aldı. Şimdi aynı şeyi yapmaya çalışıyor, onu görüyor. Üstelik onun şahsen Cumhurbaşkanlığı adayı olup olmaması konusunda işte Ekrem İmamoğlu'nun başarısından ve Mansur Yavaş'ın başarılarından, her ikisinin de başarılarından ve başka tabii çok başarılı, en başta tabii bizim Yılmaz var. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in başarısı. Ecevit döneminde Cumhurbaşkanı adayı olsaydı veya Cumhurbaşkanı yapılsaydı çok farklı olurdu Türkiye. Neyse. Böyle çok, hakikaten çok değerli ve aslında CHP'nin yeni önümüzdeki seçimlerde öne çıkarması gereken belediye başkanlarının adayları üzerinden politikasını anlatma
stratejisine uygun kişiler varken Kılıçdaroğlu'nun belli hatalarıyla işte yani ben de yazdığım için bunları tekrarlayayım. Yani Ekmelettin meselesi. Ekmelettin meselesinde Ekmelettin'in adaylığından çok başbakanın istifa etmeden aday olması var Merdan Bey. Bu öyle olamaz böyle bir şey. İzin verilmemesi lazım. Değerli izleyiciler, olamaz böyle bir şey. Belediye meclisi üyelerinin bile devlet memuru sayıldığı ve görevlerinden istifa etmesi gerektiğini belirten bir anayasa ve yasal sistem içinde demir yumrukla Türkiye'yi yöneten başbakan istifa etmiyor. Benim valim işte buzdolabı dağıtacak bilmem kamyonun direksiyonuna oturup diye veya başka türlü benim bakanım filan diyen başbakan istifa etmeden girecek Cumhurbaşkanlığı seçimine. Olamaz böyle bir şey. Bu kabul edilemez. Yasaya yani, aykırı hocam. Yasa var açık şimdi. Olamaz. Yani bu Ekmelettin İhsanoğlu'nu filan çok aşan bir olay. Bunu benim kabul etmem mümkün değil. Yazdım da. Ya sen koşuyorsun, adam motosikletle giriyor ya yarışa. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ya ayrıca bu dokunulmazlıkların kaldırılması vesaire vesaire. Fakat şimdi burada öyle anlaşılıyor ki işte bu... Mühürsüz oyların kabulünde yeterince tepki göstermemek. Kesin. 16 Nisan gecesi o şeylerle mühürsüz oylar vesaire kararı alındığı anda, sonuçlar açıklandığında değil, alındığı anda YSK'nın kapısına 5000 avukatla neyse şimdi fazla konuşmayalım. Dayanmak lazımdı. Evet. Neyse ya bunlar gördüğüm hatalar. Fakat şimdi niye bunu yaptığını ben anlayabiliyorum. 5 milyon Ankaralı gelirdi ayrıca. Tabii canım. Şimdi bunu niye yaptığını anlıyorum. Bu başarılı belediye başkanları falan var ama bu işte Demokratik Millet İttifakı ve arkasındaki daha geniş Millet İttifakı'nın dışında kalan partilerle kurulan demokrasi centilmen anlaşması falan, HDP olayı falan olduğu için. Yani CHP'yi o konuda eleştirenler, kendisini yetersiz görenleri vesaireyi o sevgi dolu ki doğru bence... O dışlamaya, düşmanlaştırmaya karşı hizmet arz eden bir yaklaşımla aşmaya çalışıyor. Helalleşmeyi de o işte tarihteki olaylara ilişkin yani bir şey varsa CHP aleyhine ben onlarla da helalleşeyim filan diyor. Şimdi orada iki tane sorun var tabii. Birisi kullandığı terim, dini bir terim helalleşme. Keşke başka bir şey söyleseydi, başka bir çünkü 1000 tane onun şeyi var. Yani evet. Konuşmaya, görüşmeye, kucaklaşmaya filan geldim diyebilirdi. Başka şeyler de söyleyebilirdi. İki, özellikle herhalde Kürt oylarını filan da bu demokrasi cephesi içinde görünüyor. Çünkü İstanbul öyle kazanıldı. İşte şey yapmak için, yabancılaştırmamak için tarihte işte Dersim olayını, yani Tunceli olayını kastediyor herhalde. Şimdi biraz... Merdan Bey söyledi, ben buraya gelirken pek o konuya girmek niyetinde değildim. Çünkü çok istismar ediliyor. Yani bir defa Merdan Bey onu söyledi, ben de hemen başta söyleyeyim. Bunun bir katliama dönüşmesi kabul edilebilir gibi bir şey değil. Kesinlikle. Yani bu şunun gibi, bu dönemin hesabı sorulurken AKP'ye oy veren herkesi hapse atmak gibi bir şey olmaz. Yani o dönemde böyle hatalar yapılmış. İki dersim var. Bakın bunlar bilinmiyor, konuşulmuyor. Ben şimdi size çok kısa bir özet geçeyim. Bir defa iki tane dersim var. En vahşi dersimin başında Celal Bayar var. Kesin. Bunların yere göğe koyamadıkları Celal Bayar var. Okuyun arkadaşlar, okuyun. Hiçbir şey okumuyorsanız benim hatırım için benim tarihimizle yüzleşmeyi okuyun. Orada anlatmaya çalıştım. İki dersim var ve bir tanesinin en... dehşet verici olanın başında Celal Bayar var. Atatürk o sırada neredeyse komada filan. Bir. İki. Hareketin milliyetçilikle uzak yakın ilgisi yok. Hareket biraz evvel bana sordu. Ben de hatta yanlışlıkla hayır dedim. Sonra evet dedim. Hareketin milliyetçilikle, etnikçilikle filan ilgisi yok. Hareket dini bir hareket. Dini. Din üzerinden geliyor. Din üzerinden geliyor. Bunu hiç unutmayın. Kürt hareketi değil. İslam ayrılıkçı. Şeyh Said, özür. Şeyh Said hareketi, İslam ayrılıkçı hareketi. İkincisi bu. Yani bir Kürt milliyetçiliği hareketi değil. Çünkü daha o sırada Türk milliyetçiliği bile yerleşememiş ki Kürt milliyetçiliği palazlansın. Ben bunu 40 defa yazdım.
Siz Türk milliyetçiliğini öne koyarsanız başka milliyetçilikler de çıkar. Gayet tabii Kürt milliyetçiliği de çıkar. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Üstelik de Kürt milliyetçiliğini inkar etmek sosyolojiyi inkar etmektir. Tabii. Ne diyorsa insan odur. Hele hele o yüzden o insanları cezalandırmak insanlık dışı. Doğru değildir tabii. Şimdi bir başka faktör daha var. O yörelerde Osmanlı'dan beri, siz de biraz evvel ona değindiniz, eşkıyalık yani derebeylik hakim. Yani kaçakçılık var, hayvancılık var, hayvan kaçakçılığı var, başka şeyler var ve merkezi yönetimin yani Osmanlı'nın etkisi veya denetimi yok. Osmanlı çok sıkıştığı zaman oradaki asiyi alıyor, getiriyor, kellesini vurabilirse kellesini vuruyor, kandırıp vuramazsa paşalık verip geri yolluyor. Siz bunları baktınız, kitabınızda vardır, Allah bilir. Yani şaka etmiyorum, muhakkak vardır. Çünkü bu Celali isyanlarıyla falan ilgili şeyler. Tekrar ediyorum, o yörede hep derebeylik ve aşiretler egemen. Osmanlı bunları alıyor, çok öne çıkanını. Eğer becerebilirse aldatıp getirip boynunu vurduruyor, öyle orayı halletmeye çalışıyor. Çoğunlukla onu yapamıyor, paşalık verip iade ediyor ki kendi adına yapsın hiç olmazsa filan diye. O geleneğin bir ölçüde yani merkezi devlete, şimdi bakın unutmayın İstiklal Savaşı'nın en curcunalı döneminde eşkıyalığı önlüyor Mustafa Kemal ve İsmet Paşa. Nasıl önlüyor? Biliyorsunuz Çerkes Ethem'in eşkıya olarak gidip Kuvayi Milliye'ye karşı çıkanları bastırıp kelle kesip asması vesairesini önlemek için düzenli ordu kuruyor ve İsmet Paşa buna yazı yazıyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını yaz, söyle, kaç adamın var diyor. Diyorlar ki ya İsmet Paşa, kaç adamın varla bu iş olur mu? Onu bildirsin diyor, ondan sonra ben onu disipline alırım diyor. Derhal tabii bunu Çerkes Ethem de fark ediyor ve sonunda Yunanlılara katılarak hain oluyor filan. Yani merkezi iktidar, merkezi ordu, merkezi hükümet bambaşka bir şey. Cumhuriyet Osmanlı'dan bambaşka bir şey. Öyle bir kavga var orada. Ayrıca unutmayalım, bir de orada bir karakol komutanının oradaki bir kıza, bir kadına karşı yaptığı bazı uygunsuz davranışlar ve onun yarattığı bir isyan da var. O da bir şey. Onu da unutmayın. Ben çok iyi çalıştım o konuları. Çok iyi çalıştım. Yani son derece şey bir dönem. Kargaşa içinde bir dönem ve bilin arkasında onu söyledi Merdan Bey. Kerkük ve Musul olayları var. Çünkü Kerkük ve Musul milli yani misak-ı milli içerisinde, sınırları içerisinde mi değil mi tartışmalı. Efendim Lozan'da çözüme bağlanamamış, milletler cemiyetine bırakılmış, İsmet Paşa yırtınıyor diyor ki plebisit yapın. Ya yani bugünkü referandumu. Çünkü plebisit yapılsa, bugünkü referandum yapılsa orada Türklerin çoğunlukta olduğu ve Türkiye'ye katılmak istedikleri anlaşılacak. Kim karşı çıkıyor? İngiltere. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Yani Şeyh Said isyanının arkasında Musul ve Kerkük yatar. Orada Türkiye'nin tezi insan haklarına uygun halk oynaması tezidir. Plebisit tezidir. Ve İngiltere onu reddeder. O demokrasinin beşiği olan ülke reddeder. Ve ondan sonra bunlar olur. Şimdi zaten Merdan Bey söyledi. Her olayı o olayın dünya koşulları ve ülke koşulları içinde değerlendirmek gerekir. Tabii hiçbir şey kellelerin kesilmesini, efendim geniş katliamların yapılmasını haklı çıkarmaz. Fakat şimdi ben sorayım. Yani eğer birisi birisiyle helalleşecekse ben Bedrettin Cömert'in ailesiyle, Ahmet Taner Kışlalı'nın ailesiyle, Muammer Aksoy'un ailesiyle, Uğur Mumcu'nun ailesiyle helalleşilmesini beklerim. Esas budur. Yani şu son dönemde zaten Cumhuriyet döneminde CHP'nin iktidarda olduğu 1/4 filandır. 1/3 Cumhuriyet döneminin dinci, sağcı iktidarların baskıcı egemenliğiyle, yetmediği zaman da askeri müdahalelerle 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de olduğu gibi geçmiştir. Bunu da hiç unutmayın. Yani bugün ne sorunlar yaşıyorsak o baskıcı sağcı iktidarların ve iki tane askeri darbenin 12 Mart'ın ve 12 Eylül'ün yüzünden yaşıyoruz bugünkü sorunlarımızı.
Atatürk karşıtlığını da onlar yarattı. Atatürk adına yaptıkları yanlışlardan dolayı. Nokta.